Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Berke Dalgıç. Bu derste size triggerları yani tetikleyicileri anlatacağım. Bir trigger oluşturmak için Content Browser'a sağ tıklıyorum. Yeni bir Blueprint klası oluştur diyorum. Şuraya trigger yazdığımda çıkıyor zaten. Şurada 3 tip var. Biz şimdilik box'ı yani kutuyu kullanalım. Oluşturdum. Sahneye sürüklediğimde buraya bu şekilde geldi. Şunun biraz x eksenindeki boyunu büyütüyorum. Hatta y ekseninde de biraz büyüteceğim. Biz şu şekilde bir trigger oluşturduk. Aynı zamanda şurada kısa yollar var. Buradan da oluşturabiliyoruz. Sahneye sürüklediğimizde oluşuyor. Şöyle bir durum var. Sahneye sürüklediğimizde Blueprint klası oluşmuyor bunun. Bunun için Blueprint klası oluştur diyoruz. Select dediğimde bana şu şekilde oluşturuyor. Ve buraya da geliyor. Bunu buradan sildiğimde de hem sahneden hem de tamamen gidecek. Şimdi ben bu oluşturduğum trigger'a geliyorum. Blueprint klasına. Şurada arkadaşlar collision komponentine geliyorum. Çarpışma bileşenine. Şimdi bu konuları anlatmadım ama yavaş yavaş giriyorum. Burada eventler var, olaylar var arkadaşlar. Şimdi şu ikisini kullanacağım. Burada bir aktör içine girdiği zaman, burada da bir aktör içinden çıktığı zaman. Oluştur dediğimde bana bir blueprint ekranı geliyor. Bu blueprint'i de görmediniz. Ama bu konuyu anlatmam için bunu kullanmam gerekiyor. Buraya bir print çıkartıyorum. Ekrana yazı yazdıracağım. Şuraya trigger'ın içine girdiği zaman girdi yazsın. Aynı şekilde çıktığı zaman da çıktı yazsın. Compile ettim, kaydettim. Geldim buraya arkadaşlar. Şimdi başlatıyorum. Bakın şu anda içine girdim. Ekranda girdi yazdı. Sol üst köşede tekrar çıkıyorum. Çıktı. Girdim. Ve gördüğünüz gibi sol üst köşede girdi yazıyor. Çıktığımda da çıktı yazıyor. Bunu nerede kullanırız? Çok basit bir örnek vereyim. Şu köşede bir canavar var. Ben buna yaklaştığımda bana saldırmasını istiyorum. Yaklaştım. Hatta şu an içindeymişim, pardon. Yaklaştım. Girdi yazdığı anda canavarı tetikliyorum. Yakındaki karaktere saldır diyorum. Yani en basitinden bu şekilde kullanabiliriz. Veya bir NPC düşünelim. Buna yaklaştığımda bir konuşma diyalog ekranı çıkartmak istiyorum. Bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. En basit örneğiyle kullanım şekli bu böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.